Böcük. Kepçük. Vaa. İsmi Hobbit olan ama yersiz yurtsuz, bol yiyen, az sıçan cücelerin evimizi nasıl geri aldık ama konulu kitabından esinlenilerek çekilen, serinin ortancası olan, yumurta kapıya dayanınca insanoğlunun her türlü çaresizlikte bile ejder öldürme kapasitesinin gösterildiği, aman ne kadar kibar, ne kadar cicik dediğimiz elflerin bile içinden sütü bozuk tiplerin çıktığını gösteren yapım olarak karşımıza çıkmıştır. Tek kitaptan 3 tane film çektin eyvallah. Kitapta olmayan karaktere ekledin ona da eyvallah. La oğlum hikayeyi niye klasik Türk filmlerindeki zengin kız fakir olan senaryosuna benzetiyorsun ki? Çocuk da garibim boydan da fakir cepten de fakir. Tabi bunlar birbirlerine cilveleştikçe Türk seyircisinin kulaklarında bir melodi. <laughs> Daha ilk dakikalarda cibiliyetsiz Gandalf kola atıyor. Yakınlarda ev var gençler bence oraya gidelim. Burada açıkta kalmayalım. Dedikten sonra yola bir çıkıyorlar. Gandalf'ın yakın derken aslında ebesinin hörekesinden bahsettiğini, denizler altında 50 bin fersah mantığıyla söylemiş olduğunu sonradan anlıyoruz. Hani yakındı la? Oğlum benim bir adımım sizin 5 adımınız. Size uzak geliyor. Aslında şurası ya. Ama bu hemzeminin evdeki herkes uyuduktan sonra gizlice sine 5 gece yarısı erotik filmler kuşağını açıp izleyen ergen genç gibi yüzü okşaması bize tübe tübe dedirtmeyi başarıyor. Oğlum tamam kimse görmesin istiyon da. O nasıl bir okşamala Bak ya işim bir hoş oldu. Tolkien amca Gandalf'ı yaratırken muhtemelen bu Gandalf'a artı 9 siktir olup gitme itemi falan eklemiş olmalı. Yoksa bir insan her zaman en kritik anlarda böyle çekip gitmez. He bir de abi niye kartalları çağırmıyorsunuz yine? Barın dolmasını mı bekliyorsunuz? Hayır işin ilginç yanı. Serinin ilk filminde koydunuz farkı azoklayancılarına. Hatta turu bindirdiniz. İki film arasında ne yaptınız oğlum? Uzak akrabaları ziyarete mi gittiniz? Piknik mangal yapıp kafayı mı çektiniz? Yok yapmadıysanız hız şifresini mi yazdı bu herifler? Yazmadı kurtularsa nasıl yetiştiler? Azok böyle vark binmeyi nereden öğrendi? Ormanda da bala göte kurtulan 13 buçuklar elflerin eline düşüyorlar. Gral kibirli gururlu pezevengin teki. Bizim Torin'de ondan gururlu kibirli. Karşılıklı atarlaşıyorlar. Yer misin yemez misin derken Aşkımda bu eşliğinde bekliyorlar. Oğlum bu elfler böyle güzel yerleşim nasıl kurabiliyorlar la? Adamlar aka boka karışmayı sevmiyorlar ama maşallah göt keyfini iyi biliyorlar. Hapisteki şamatacı ses çıkarmaya bayılan 13 tane cüceyi hapisten çıkar arıyorsun ve bunu da uzağı burnunun dibiymiş gibi görebilen adamlardan oluşan bir ordu varken yapıyorsun. Hadi yüzük var giderken görmediler. La oğlum peki bunlar mapustan çıktıktan sonrası orta dünyanın en başı bozuk ve en içki meraklısı elfine denk geliyorlar. Yani dıdısının dıdısının dıdısı. Olacak ki bunlar fıçılarla kaçacaklar. Hayır kurgu murgu tamam da bu kadar bala göte gidilmez. Nehirde sürüklenirken tek çizik bile almayacaklar. Nehir durduğu yerde kaçakçılık yapan bir göl kasabası sakini olacak. Yok amına Tamam film böyle izlenmez ama bu kadar da fazla be oğlum yani bir göktaşı içindeki bakterinin dünyaya çarptıktan sonra ölmemesi ve evrilmeye başlaması gibi bir şey oldu bu. Sonuç olarak alleme diyorlar, galleme diyorlar, gapi bulamadık ya. Of triplerini de atıyorlar ve dağın içine giriyorlar. Tabi sen goca orduyla ejderhayı öldüremedin. Şimdi bütün derdin tonlarca altının arasında arken taşını bulmak. Sonra da onunla orduları toplamak. Sonra da ejderhayı öldürmek. Sonra da maden tetkik arama gibi kaldığı yerden devam etsin altın çıkarma işleri. Hayır daha en başta zaten destek çıkmadı kimse. Anlayın oğlum işte. Korkuyor millet ejderle karşılaşmaya. Kısacası bir kitaptı. Üç çektin. Olsun. Ötekini de Peter Jackson. Temalı bu yapım bizim için. <laughs> Kimse kusura bakmayacak. Filmdir.